Anadolu'nun kurak bir bozkırında doğdu bin yıllar önce. Bugün bilinen adıyla Sivas'ın Kızıldağ ana rahmi oldu. Bir dağın bağrından çıktığından olsa gerek, Kızılırmak binlerce yıla meydan okuyarak bir hilal gibi kıvrıldı Anadolu'nun bağrında. Bahar geldi mi coşarak, yaz sonunda suskunlaşarak ama hiç yılmadan, bıkıp usanmadan kazdı yatağını. Ve bin yıllar boyu insanoğlu bu inatçı ama bir o kadar da bereketli nehrin kıyısında hayatlar, medeniyetler kurdu. Lakin kolay vermedi Kızılırmak can suyunu. Öyle ya, nice dağların yamacından damla damla toplamıştı. Onun kıyısında var olabilmek için önce ona saygı duymayı, sonra onun özünden faydalanacak bir yol bulmayı başarmak gerekiyordu. Bundan tam 60 yıl önce Kızılırmak'la tanışan, sonrasında onun kıyısında hayat bulmak için çalışanların öyküsüdür bu. Yunus'un dizelerinde dile gelen bir su dolabıyla onu inşa eden bir ustanın birbirine karışan öyküsü. Benim adım Dertli Dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır, inilerim. Benim adım Dertli Dolap, suyum akar yalap yalap. Benim adım Dertli Dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim. Bundan tam 60 yıl önce Kızılırmak'ın kıyısında Kargı kasabasında yaşayan Ahmet Oğuz ve karısı Anadolu'nun kalanı gibi kıt kanaat geçim savaşı veriyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın iyice belini büktüğü Anadolu henüz savaşın ağır tozunu atamamıştı üzerinden. Ahmet Usta namı gibi ustaydı. Marangozluk yapıyordu ya, yetmiyordu ele geçen para hem evi geçindirip hem de çoluk çocuk bakmaya. Ek bir gelir olsun diye bir tarla almaya karar verdi. Öyle ya, ne de olsa toprak en sadık yardı. Elde avuçta ne varsa ortaya döküldü ama yetmedi ortaya çıkan para. Kızılırmak'ın en sulak yerinden genişçe bir tarla almaya. Çaresiz razı oldu duruma ve Kızılırmak'ın karşı kıyısından küçük bir tarla aldı kendine. O yıllarda kimsenin aklı pek yatmadı bu işe. Öyle ya, tarla hem küçüktü hem suyun öte yakasında. Geçmek için bir kayık kullanmak şart. Ama tüm bunların hepsinden öte bir kusuru vardı tarlanın. Nehre yakın olmasına rağmen çoraktı. Oysa Kızılırmak'ın o kıyılara verdiği nimet çertikti. Ve çertik demek su demekti. Toprağa doğrudan düşmek yoktu tabiatında. Tarlası ekim yapılmadan önce 15-20 santim suyla dolacaktı ki çertiğin yüzü gülsün. Ancak kasata bir ay kala vazgeçerdi suya olan sevdasından. Bu da tarlanın 5 ay suyla dolu olması demekti. Su ne yok canım, ne arasın su? Kanalla gelmiyor buraya. Lakin Ahmet Usta'nın ne o kadar kolay pes etmeye niyeti vardı, ne de o tarladan vazgeçip başka bir yer almaya gücü kalmıştı. Bir çaresi olmak zorundaydı elbet. Günlerce düşündü, taşındı. Ve işte ilk o zaman aklına geldi. İzleri milattan önceye dayanan Kızılırmak'ında çağlar boyu aşina olduğu bir sistem. Bir su dolabı kuracaktı Ahmet Usta. Kararını vermişti vermesine ama kolay iş değildi Kızılırmak'ın kıyısına bir su dolabı yapmak. Ahmet Usta'nın ilk yaptığı dolap küçüktü ve çok basit bir şekilde yapılmıştı. Ama Kızılırmak can suyundan paylaşmak için bu çabayı yeterli bulmayacaktı. Dolap kurdum, o iftidai dolaplardan. O kırılı kırılıydı onu. Artık bu dolabı düşündüm böyle. O dolap ağaç
Irmak çoğalıyor, geliyor, kırıyor. Birkaç kere daha aynı yöntemle şansını denedi Ahmet Usta. Fakat her defasında Kızılırmak'ın azgın suları meydan okumayı başardı bu basit çarklara. Ahmet Usta yorulsa da yılmıyor, denemeye devam ediyordu. Karısı Münire teyze ise Kızılırmak'ın alıp gittiği her dolabın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Bugün bile o yıkımları anlatırken aynı telaş var sesinde, gözlerinde. Ne yapalım, Irmak'ta o gitti. Ben çığlık atarak bağırdım. Gediye eyvah, gediye eyvah, gediye. Yeniden bir daha kur, bir daha kur. 5-6 kere kurdu ağaçtan. Basit bir sistemle Kızılırmak'a söz geçiremeyeceğini anlayınca daha büyük ve daha güçlü bir dolap yapmaya karar verdi Ahmet Usta. Ama hayalinde tasarladığı dolabın eşini benzerini görmemişti hiç hayatında. Ve bir kez daha hayalinin peşine düştü. Ben bu dolabı düşündüm. Demir mazu yaptırdım. İstanbul'a gittim. O demir mazunun planını çizdim, götürdüm orada. Orada yaptırdım. Oradan getirdim işte bu mazu, demir mazuyla. Bir daha kırılmadı. Bahsi geçen mazı su dolabının bel kemiğini oluşturan mil kısmıydı. Münire teyzenin anlattığına göre ise o mil uçak pervanesinden yapılmıştı. Demiri İstanbul'dan getirdi. Teyara şeyiymiş bu. Öyle dedi babam o zaman. İstanbul'a gitti. Teyara pervanesiymiş dedi. Bu kez çekilen emekler hakkını verecekti Kızılırmak'a. Öyle ya, omurgası için ta İstanbullardan pervane demiri getirilmiş, planlar ince ince işlenmişti. Geriye tek bir eksik kalıyordu. Su dolabının eli kolu sayılan çarkı için hangi ağaç kullanılacaktı? İşte burada doğa ana tuttu elinden Ahmet Usta'nın. Şaman Türkmenlerinde, Bektaşi ocaklarında kutsal bilinip saygı duyulan bir ağaç, bir kuşun midesine girip özünden almadıkça toprakta filiz vermeyen bir ağaç. Ormandaki her yoldaşı suya değdiğinde kısa sürede çürürken, onların tam aksine suyun içinde durdukça güçlenen bir ağaç. Ardıçtan başkası değildi bu. Bu sebeple Ahmet Usta da dolap için ardıç ağacını seçti. Çam dayanmıyor zaten. Ardıç dayanıyor suya. Suya dayansın diye ardıç şeydi. Ardıç ağacı da boşa çıkarmadı Ahmet Usta'nın bu güvenini 60 yıl boyunca. Öyle ya, ne de olsa kurulan dolap hala dimdik ayakta. Çürümez, ebedi çürümez. Ağaç da seçildikten sonra başladı dolabın inşası. Önce ağaçların kesilmesi gerekiyordu dağlardan. Bugünün birkaç dakikalık işi o yılların tekniğiyle epey zahmetli oldu. Baltalarla tek tek kesilen ağaçların ırmak kenarına indirilmesi öküzlerin yardımıyla oldu. Dağdan işte akayalılara kestirdim. Onlara öküzden şuraya da çektirdim. Oradan aşağı sürüyerek getirdim. Sıra ardıçın sırrına ermeye gelmişti. Çünkü her değerli şey gibi ardıcın da suya dayanıklı kısmı gövdesinin tam ortasından geçen kızıl bölgeydi. Ardıçın sırrına ulaşmak haftalar süren zahmetli bir uğraş demekti. Dağdan indirilen bütün ağaçlar tek tek yontulacak, önce kabuğundan sonra fazlasından arındırılacaktı. İçinin kızılını çıkarıyoruz, dışının hamını atıyoruz. Söylemesi kolay, yapması zordu. Öyle ya, elektrik yok, bıçkı yok. Eldeki yegane aletler bir keserle baltadan ibaret. Ancak hünerlidir Ahmet Usta'nın eli. Üstelik değil mi ki zanaati marangozluktur? Anlar ağacın dilinden, baltanın sesinden. Dolabı yapmak için tam 62 sırık gereklidir. Bu da 62 ardıçın tek tek yontulup özündeki kızılın çıkartılması demektir. Tam 2 ay boyunca gece gündüz ter döktü Ahmet Usta. Kızılırmak şahit oluyordu akan her bir ter damlasına. Ondan buraya getirdim, az çok burada da yonttum baltayla neyi. İşte bu hale getirdim. Tayyare demirinden omurga, ardıç ağacından sırıklar hazır oldu uzun bir aradan sonra. Bu parçaları bir araya getirip dolabı kurmaya gelmişti sıra.
o da çok kolay olmayacaktı. Çünkü dolap o kadar büyük olacaktı ki başka bir yerde birleştirilip taşımak mümkün değildi. Bakın Münire teyze nasıl anlatıyor çekilen zahmeti. Dolabın buraya kurulması işte daha fazla sürmüştü. Bu mazuyu gitti İstanbul'dan araba tuttu getirttüdü. Buraya kayığına geçirttüdü. O zaman kureğine kayık büyüle de devul. Çok aziyetle çekildi. Kuleyle olmadı. Fakat başka yolu yoktu. Tek çare dönici yerde yani Kızılırmak'ın üzerinde bir araya getirmekti bütün parçaları. Başka nerede burada mecburi ocakta yapacaksın. Getiremezsin ki. Nasıl getirip oraya koyacaksın koca dolabı? Döneceği yere koyuyorsun iskeleye, oraya orada yapıyorsun. Önce mil yerleştirildi, ardından tek tek sırıklar takılmaya başlandı. Ahmet Usta sanki bir tel cambazı gibi hareket etmek zorundaydı. Milin üzerine yeni bir sırık yerleştirirken bir başka sırık yardımıyla milin dönmesini durduruyordu. Sırığı yerleştirdikten sonra mili döndürüyor ve bir diğer sırığı takmaya başlıyordu. Bu şekilde dolabın çarkının ana iskeleti 46 sırık üzerine kuruldu. Sırıklar tayyare demirinden milin üstüne yerleşmişti. Yapılması gereken artık iskeletin eklem yerlerini sağlamlaştırmaktı. Kaynak makinesi yoktu ama Ahmet Usta yokluğun içinde var etmenin yolunu bulmuştu onca zaman sonunda. Çelik kelepçeler yaptırdı ve iskeleti bu kelepçeler yardımıyla birbirine bağladı. Artık dolap bütün görkemiyle Kızılırmak'ın üzerinde yükseliyordu. Kızılırmak ise çekilen onca zahmete şahit olmanın verdiği rahatlıkla akıp geçiyordu dolabın altından, yanından. Üstelik bu kez saldırganlaşmadan, kırmadan, yıkmadan. Çarkın gövdesindeki 46 sıra tek tek ırmak üzerinde dönen dolabı her seferinde durdurarak tam 46 pedal takıldı. Ve Kızılırmak okşayarak çevirmeye başladı üzerine kurulan dolabın çarkını. Paylaşmaya hazır olduğu belliydi artık ama henüz vermiyordu suyundan Kızılırmak. Bir işlem daha yapmasını bekliyordu Ahmet Usta'dan. Elçiler gerekiyordu. Her gelişlerinde binbir umut yüklü bir avuç suyu alıp götürecek elçiler. Yani kovalar. İlk elçiler tahtadan yapılmıştı. Ancak zamanla bazıları çürüdü, bazıları parçalandı. Bunun üzerine Ahmet Usta kamyon lastiğinden daha sağlam kovalar yaptı. Kofala yaptı o kırılanlarda, tahta kofala. Buna da yaptı, o tahta kofala patladı, kırıldı. Sonra bu kofaları akıl etti. Bununla sürekli işte devam ediyor herhalde. Tabii tahmili vardı, tahmili oluyor arada. Kovaların taşıdığı sular ahşap kanallar aracılığıyla çeltik tarlasına doğru yola çıktı. Tam 60 yıl önce. Kızılırmak, Ahmet Usta ve karısı Münire teyzenin çektiği emeğe döktüğü alın terine o kadar saygı duymuş olacak ki, daha öncekilerin aksine son dolabı alıp götürmedi onca yıldır. Ardıç ağaçları ise hala sırları özlerinde suyun içinde sapasağlamlar. Ben bir dağın ağacıyım, ne tatlıyım ne acıyım, ben Mevla'ya duacıyım, derdim vardır. İnilerim. Dağda kestiler hezen, bozuldu türlü düzen. Ben usanmaz bir ozan, derdim vardır inilerim. Ben usanmaz bir ozan, derdin vardır.